Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi. Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S, yeğenin eşinin de bulunduğu öğrenildi. Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre ilk bulgular Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğünü gösterirken gözler aileye çevrilmiş durumda. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Narin Güran'ın çuval içerisinde dere yatağında cesedinin bulunmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesine dair soruşturmaya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Tunç'tan yapılan yazılı açıklama şöyle. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Anne, baba, ağabeyler ve amcalar gözaltına. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S, yeğenin eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Serbest bırakılan EG de gözaltında. İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan EG 18 olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi bugün sabah saatlerinde duyurdu. Nari'nin cesedi çuval içerisinde üzerine büyük taşlarla gizlenmiş şekilde bulundu. Dere yatağı daha önce aranmıştı. 19 gündür arama çalışmaları sürerken Nari'nin kaybolduğu köye yakın dere yatakları da son 3 gündür tarandı. Jandarma arama kurtarma, JAK ekipleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki eğer tutmaz deresinde çalışma yaptı. Dünkü çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi ancak sabah saatlerinde gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler dere yatağında yeniden yaptıkları taramada narini buldu. İlk bulgular narin güranın boğularak öldürüldüğü yönünde. Sözcü muhabiri Özgür Cebe, otopsi ve ölüm muayene raporunda küçük kızın kesin ölüm nedeni belirlenecek. İlk bulgular narin güranın boğularak öldürüldüğü yönünde, bilgisini paylaştı. Güran'ın cesedinin dere yatağına yeni mi getirilip getirilmediği henüz belli değilken soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Aracında DNA tespit edilen ve WhatsApp konuşmalarını silen amca Salih Güran ise soruşturmadaki tek tutuklu. Tüm şüpheler aileye çevrildi. Sözcü TV yayınına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç, şu ifadeleri kullandı. Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeler vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle. Nari'nin cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Nari'nin babası da dahil olmak üzere Cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir.